Selamun aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, yanımızda gördüğünüz Levent abi ve evladı gibi baktığı Magrut arası olacak. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle hakkını helal et, zamanını ayırıp geldiğin için abi. Helal olsun, ne demek yani. Ben de hasret gideriyorum. Aynen. Kardeşlerimizle, sizlerle. Benim için de iyi olacak. Hem de bana da bir anı oluyor, sana da bir anı olacak Allah'ın muhakkak ki, evet. Şimdi abi, Levent abi kimdir? Neyse bak, Magrus'un hikayesi, anılarının her şeyini detaylı olarak senden öğrenmek istiyorum. Tabii. Şimdi öncelikle kardeşlerime selamun aleyküm diyerek başlamak istiyorum. Ben evli, 3 çocuk babası, ticaretle uğraşan, hobi olarak da klasik arabalar toplayan, bir kısmını satan, bir kısmını satmaya kıyamayan bir adam. Hayatım bu şekilde geçiyor. Araca gelince de araç Magrus'un 1977 model. Magrus'un ilk ürettiği minibüs serisi bu araçtır. Boş ağırlığı 2,5 ton, 6 teker, 15 tane cam, bir çuval civata. Yani resmi açıdan bakarsak olay bu. Ama duygusal bağ tabii, şimdi onu anlat dakikalar sürecek, siz de göreceksiniz. Şimdi bu aracın bendeki hikayesi kısmen şöyle açıklayabilirim. Kardeşlerimizin beni daha iyi anlaması için konuşuyorum. Hani Latif Doğan bir sürü albüm çıkarttı, görünmedi, bir tane küstüm şarkısı söyledi. Adam meşhur oldu, patladı gitti. Ben yıllardır, 21-22 senedir araba yaparım yani. Küçük arabaların her türlüsünü, klasik arabalar da yaptım. Araba yaparım, görünmedi. Ben bunu aldım, topladım. Yürürlüğüyle ilgilendim. Aksesuarları, iç döşemede biraz tahribatlar vardı. Dışında da tahribatlar vardı ki hala var. Aksesuarları, efendime söyleyeyim, yürürlüğü, iç döşemesi derken şu anki haline getirdik çok şükür. O kadar araba yaptım, görünmedi. Ben bunu yaptım. Birden yani göz önünde olduk. Allah razı olsun kardeşlerimizden, sevenlerimizden. Belki de arabadan daha ziyade karakter hoşlarına gidiyor. O yüzden, çünkü öyle insan vardır ki arabası çok iyidir, karakteri saygı duyulacak şekilde değildir yani. Bazı insan da vardır, arabası çürükler içindedir ya. Hani vahim, içler acısıdır. Kesinlikle kınamıyorum. Çok da seviyorum o kardeşlerimi. Ama karakteri çok düzgündür. O yüzden bize ne lazım? İnsan lazım, karakter lazım. Dünya malı dünyada kalır. Sonuç itibariyle bir çuval civata. Ben bunu öbür dünyaya götüremeyeceğim yani, ben biliyorum. Kanuni Sultan Süleyman bile ne demiş? Ben demiş, ölünce benim sağ elimi demiş tabutun dışında bırakın. Benim bu dünyadan bir şey alamadığımı görsün demiş insanlar. Ben de bunu öbür dünyaya götüremeyeceğime göre 2 günde bir, 3 günde bir, bazen her gün çıkıyorum, 2 tur atıyorum, geziyorum. Şimdi tabii mazot da yüksek, bu aralar eskisi gibi gezemiyoruz ama 2 sokak geziyorum, yine geziyorum yani. Çıkartıyorum arabamı, biniyorum. Bu gördüğünüz araç da son topladığım araçlardan bir tanesi. Allah nasip ederse birkaç gün içinde anahtar teslimini yapacağım. Bu da bana geldiğinde içinde zeytin tenekesiyle getirdiler bu arabayı. Yani şoför koltuğu bile yoktu diyebilirim. Döşeme yoktu, boya yoktu, aksesuar yoktu. Detay yoktu yani, öyle söyleyeyim. 3 aylık emeğin sonucu bu hale getirdik. Biraz da detay takıldık. Sonuç itibariyle gördüğünüz gibi böyle bir araç oldu. Yani ismimize, cismimize yakışır bir şekilde bir araç çıkartmaya gayret ediyoruz. Ben bunu ilanda gördüğümde, zaten ilanlarda buna benzer arabalar yoktu. Hep takipteydik. Bunu gördüğümde altımda bir tane otomatik sunrooflu, güzel, yakışıklı bir araba var yani. Hani topladığım arabalardan da anlarsanız o zamanki arabamın nasıl bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. O arabamla bu arabayı kafa kafaya takas ettim. Yanımda eşim var. Arabanın satışını eşimin üstüne alacağım. O zaman üstünde birkaç araba var. Satış alamadığım için eşimi de götürdüm. Arabanın başına bir geldik, içler acısı. Yürür yok,
İç döşeme yok, müzik sistemi yok, teyip dahi yok arabada. Aksesuar namına hiçbir şey yok. Her yer delik deşik. Araba kötü durumda, yani hurda demek istemiyorum ama kötü durumda. Çünkü önceki sahiplerine ayıp olur öyle dersem. Arabanın altında gazeteler yakıyoruz arabayı çalıştırmak için. Arabanın üstünde ortalama bir 20 santim kar var o zaman. Yattım arabanın altına, sırtım sırılsıklam. Gazete yakıyorum, işte ısıtıyorum motoru çalıştırmak için. En son buraya geldim, kontak yapacağım arabaya. Eşim kapıdan, merdivenlerden bindi. Araç sahibi de eve gitti tornavida ayarlamaya, kimse yok. Bana dedi ki gel vazgeç bu sevdadan ne olursun dedi ya. Ya dedim ne olursun bana karışma. Yani çünkü onun gönül rızasıyla bir şeyler yapmak istiyorum. Ondan sonra ben bu arabayı çalıştırdım. Zor bela evime getirdim. İlk işim yürürlüğe ilgilenmek oldu. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Araç sahibinden benim arabam bu arabadan daha yüksek paraydı. Para istedim. Araç sahibi bana dedi ki bırak kalsın abi araba o zaman dedim ona. Dedim tamam sinirlenme. Buyur dedim arabanın anahtarını. İzliyorsa ona da selamlar. Buyur dedim arabanın anahtarını hadi notere gidelim. Yani bu arabayla hikayem bu şekilde. İlk geldiğim zaman kapımın önüne çocuklarımı bindirdim arabaya. Sonra babama bindirdim. Babam gezdi arabayla. Yani şimdi arabacılık nasıl bir şey biliyor musunuz? Arabacılık işte jant tak, müzik sistemi tak, arabayı aşağı bas. O arabacılık değil. Yani arabacılık kategorisine girmiyor demiyorum. Tabii ki o da arabacılık ama arabacılık demek arabayı sevmek demek. İşte onunla bağ kurmak demek. İşte hissiyatlar girer devreye. Hani top oynanan bir yere mesela bizim mahallemizde çocuklar top oynar. Ben oraya arabayı çekmem yani. Çünkü bilirim yani o top bir şekilde benim arabama çarpar. Çocuklara da hadi bakayım buradan gidin diyemezsin. Yakışmaz. O yüzden arabacılık budur yani. Hissiyat, sevmek, aşk, işte anılar. Hele araba uzun süre sizde duruyorsa. Bu araba da o şekil bir arabadır. Bende hissiyatı çok fazla, anıları çok fazla. Çocuklarımla çok anılarım oldu bu arabada. Babamla, ailemle, annemle çok anılarım oldu. Zaten gördüğünüz gibi işte ön camda ailemin resimleri. Masada çocukluğum, gençliğim, kardeşlerimin gençliği benim. Hepimizin anıları dolu. Şimdilik güzel anılar. Farkındayım yani bir gün annem babam sağ. Buradan annesi babası rahmetli olmuş kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin diliyorum. Sağ olanlara da uzun ömürler versin diliyorum. Ben de biliyorum ki bir gün benim de annem babam rahmetli olacak. Şu anki anılar güzel anılar. Ama bir gün masaya oturduğum zaman, babamı gördüğüm zaman üzüleceğim. Annemi gördüğüm zaman üzüleceğim. Ben biliyorum bunları. Veya şöyle de bir sahne olabilir. İlk önce ben gitmişim. Onlar arabaya binince benim resimlerime bakıp üzülürler. Bu dünya böyle yani. Bir şekilde hayat devam ediyor. Şimdi bu araç Avusturya'dan geldi. Çekici üzerinde. Burada toplayıp tekrar Allah'ın izniyle Avusturya'ya göndereceğiz. Biraz da oralarda hüküm sürecek. 17 sene garajda demeyeyim yani bahçede atıl olarak yatmış bir araç. Burada çiçek gibi, boncuk gibi toplayıp oraya göndereceğiz inşallah. Yurt dışına da bir imza atmış olacağız. Diğer araçlarımız gibi. Buradan şöyle bir ricam var memur abilerimizden en çok. Hatta kendim için de değil birçok kardeşim için veya abim için. Şimdi geçen gün bizim evin orada dik bir rampa var. Bana ceza geldi o rampada. Ben makas atmışım. 1850 lira ceza geldi. Şimdi düşünüyorum hani rampadan aşağı inerken makas atsam ben hayatta duramam yani. İmkanı yok. Bu arabalar öyle arabalar değil. Hani makaslık işlerimiz yok bizim. Sen söyle rampadan yukarı çıkarken makas atsam bu araba ben zaten 4'ten 3'e 3'ten 2'ye vites küçülterek rampayı bitiriyorum. Yani şimdi ne anlıyorum burada? Bir tane memur bana kızmış. Müzik tesisatına herhalde müzik açıkmış. Kızmış. Demiş ki ben buna en yüksek cezayı yollayayım da aklı başına gelsin demiş benim bana. Aklım başıma geldi mi? Gelmedi. Gelmez de yani. Buradan memur abilerimden ricam şu yani. Hani gençlere biraz anlayışlı olsunlar. Yardımcı olsunlar. Çünkü ya arabadan başka bir şey sevdikleri yok. Yani o kadar kötü insan var ki. Hani burada say say bitiremem şimdi. Beni karşımdaki izleyen kardeşlerimiz, abilerimiz beni anlıyor ne demek istediğimi. O kadar çok kötülük var ki. O kötülüklerin içinde ya adam arabasıyla geziyor, müzik açmış, egzoz takmış. Ha şunu da demiyorum. Adamın kapısının önünde gece saat 11'de, 12'de, 1'de aç müzik sistemini, egzozu bam 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 bağırttır demiyorum yani. O anlama gelmesin. Ama her şey tadında güzeldir. Bu memur abilerimizden de ricam odur. Bazen anlayışlı olmaları, katı olmamalarını rica ediyorum. Şimdi gördüğünüz bu araç 1972 model. Diğer otoparktaki kırmızı çift cam gibi bunun plakası da 34LD1977 olarak aldım bunun plakasında. Şu an sesli bir ortamdayız. Şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bu araç toplanır mı? Veya adam olur mu? İnanın bunu tanıyamayacaksınız. Yani bu araç bittiği zaman o araç bu araç mı diyeceksiniz.
Yani boncuk gibi bir araç çıkacak inşallah, Allah nasip ederse. Benim gözdelerimden bir tanesi. Samsun'dan getirdim bunu. Samsun'da bulduk. Nasipse toplatıyoruz. Şu anda kesmeye, biçilmeye başlandı. Kesiliyor yani. Yeniden saclama yapılacak. Altı lastik, motor, yürüyen iç döşeme, boya, aksesuarlar. İşin finalinde inanamayacağınız bir araba çıkacak. Allah razı olsun. Birçok seven kardeşim var. Bu araba sayesinde en çok kazandığım şey dostlarım, kardeşlerim oldu. Kitle büyüdü. Bir çember düşünün. O çemberin içinde, yani çemberin kaç kişi, kaç bin kişi olduğu önemli değil. Bir çember düşünün. O çemberin içindeki kişiler hep kalbi temiz, fitne, fesat, içinde kötülük, haset olmayan insanlar yani. Biz böyle bir çember kurduk çok şükür. Aksi durumdaki olanlara zaten işimiz olmuyor. Bir şekilde yollarımızı ayırıyoruz. Ben yolda giderken hediye aldığım çok oldu. Kargoyla gelen hediyeler çok oldu. Örnek veriyorum. Bu arabadan size çok örnek verebilirim. Şurada ismin, soy ismin yazan tesbih hediyedir bana. Şu genç bir kardeşimizin liseye gidiyor. Hiç unutmuyorum onu da. Bir buluşmada bana hediye etmişti. Onun bir hediyesidir. Boynuz hediyedir. Şu tesbih hediyedir. Efendime söyleyeyim, şu gördüğünüz 3 hilal, bu da bir tespittir aslında. Bunu aşağı yukarı 20 senedir, 20 olmasa da 15, 16, 17 o aralar her arabama takmışımdır. Arabalarımı sattığımda almışımdır bunu. Yeni aldığım arabaya takmışımdır. Hep durur yani. Efendime söyleyeyim, teyip hediyedir. Bunu Almanya'dan çok sevdiğim bir kardeşim gönderdi bana. Türkiye'de satışı yasak. Pioneer'ın benzerleri var muhakkak ki karıştırılmasın. DAP serisi bir teyiptir. Android bir teyiptir yani. Ne kadar paraya ısrar etsem de parasını al diye, parayı almadı. Mahmut Bey gişesinden, bilmiyorum suç mu işledik ama yani suç işlediysek de affola. Tırcı kardeşimiz Mahmut Bey gişesinde durdu. Teybi bana verdi, ben oradan aldım, arabama taktım. Onun hediyesidir. Efendime söyleyeyim, orada janti yazısı. Sağda mesela fil dişi var. Boynuz değildir. Orijinal fil dişidir. Onda, hatta onun anısını anlatabilirim şöyle. Bir pilot arkadaşım var, çok sevdiğim, çok eski arkadaşım. Bir gün bana telefon açtı. Dedi ki benim Afrika'ya, Somali mi? Yani orada bana bir yer söyledi. Oraya dedi uçak seferimiz var dedi. Oradan ne istiyorsun dedi. Yani şimdi ben Afrika'dan ne isteyebilirim yani, anladın mı? Bilmiyorum dedim yani, oranın neyi meşhursa bana onu getir. İyi dedi, tamam sen karışma, ben halledeceğim. Aradan geçti bir hafta işte. Gitti geldi. Allah razı olsun kendisinden. Servet diye bir kardeşimiz. Buradan ona da çok selamlar. O fil dişini bana getirdi, işlemeli fil dişi. Onu da arabama taktım. Yani arabada birçok şey, mesela şu anahtarlık cezaevinde bir kardeşimizin bana gönderdiği hediyedir. Yani var da var yani, bir sürü hediye var. Öyle söyleyeyim. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi bu gördüğünüz araç da plakasından anlaşıldığı üzere kendime topladığım özel bir araç. 1973 model 236 sunroof otomatik vites. Kendime topluyorum. Şu anda daha boya işleri var, iç döşeme işleri var. Yürürle ilgileniyoruz şu anda. Yürürü bittiği zaman diğer işlemlere geçeceğiz inşallah. Garajımda kendime sakladığım bir araba olacak Allah nasip ederse. Şimdi birçok kardeşimizin, abimizin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi daha. Şimdi abi, bu arabayı hiç satmayı düşündün mü veya satıyor musun diyecekler bana. Satmayı hiç düşünmedim. Bir kere, sadece bir kere bir boşluğa geldim. Almanya'dan çok kıymetli bir kardeşim. Bir tek ona satacak oldum bir kere. Son anda da olmadı. Bunda da bir hayır vardır diyelim. Yani satmayı düşünmediğim bir araç. Zaten şu anda elimdeki araçları bitirip Allah nasip ederse, çünkü söz vermiş olduğum tarihler var. Benim sözüm benim arabamdan daha önemli. Yani ben her zaman söylerim, itibar paradan daha kıymetlidir. O yüzden itibarım yere düşeceğine param yere düşsün. İtibarım yere düşeceğine arabam çürük olsun. Çürüsün. Ama önemli olan karşı tarafa verdiğim sözlerdir. Şimdi elimdeki arabaları bitirince, ben kendimi boşa çıkınca ilk işim bir tatile gitmek. Çocuklarımı da alıp, çünkü çok yoruldum. İlk işim bir tatile gitmek. Daha sonra bu arabayı komple boyatıp, ufak tefek çürükleri var, çürüklerini yaptırıp otoparka çekmek. Zaten bir tane daha çift cam kendime yapıyorum şu anda. Bir tane de Mercedes kendime saklamak için 3 araba. O 3 arabayı garajda saklayacağım. Biraz bu araba yapma serüvenini biraz durduracağım yani. Çünkü çok yoruluyorsun. Hani kaportacı, elektrikçi, boyacı, döşemeci, mekanikçi, tamam hepsi arkadaşlarım. Buradan çok selamlar söylüyorum kendilerine. Aksesuarcı, hepsi arkadaşlarımız ama ister istemez git gel, onun yanına git gel, öbürünün yanına git gel, ister istemez yoruluyorsun. İşler istediğin gibi de gitmeyebiliyor bazen. Ve ben şöyle bir adamım, araba mesela olmadı, yaptığımız araba. Ben onu kader sayıp kabul etmem. Yani şöyle, Allah'tan gelen kadere kabulüm ama kuldan gelen kadere kabul değilim yani, kabul etmem. Hata varsa hata düzeltilecek. Bir arabayı 5 kere boyattım, size yemin ediyorum. Hani evlat tepelambalı bir tane minibüs yaptım. O da şu anda piyasada arabasıdır, piyasada gezer. Bir araba 5 kere boyanır mı?
Hani parasına mı acımazsın, zamanına mı acımazsın? Ben o arabayı 5 kere boyattım, en son oldu. Yani öyle de inatçı bir adamım. Velhasıl kelam, ya arabamızı seviyoruz, insanları seviyorum. Hala insanlara güvenmeye çalışıyorum, biliyor musunuz? Hani güvenmek için uğraşıyorum ya. Yani o adam görünüyor aslında, üçkağıtçının teki ama ben onu düzeltmeye çalışıyorum. Hani onu kazanmaya çalışıyorum ama o yine bana kazık atıyor. Çünkü benim aslında düşündüğüm şeyi haklı çıkartıyor, biliyor musun? Yani aslında sistem şu, kimseye güvenmeyeceksin, kimseyi sevmeyeceksin. Yani şöyle anlatayım, kimseye güvenmeyeceksin, güveniyormuş gibi yapacaksın. Kimseyi sevmeyeceksin, seviyormuş gibi yapacaksın. Sistem şu anda bu şekilde ilerliyor. Ya ben bu sistemin içinde değilim, olamadım yani. Ben hala güvenmek istiyorum, hala inanmak istiyorum. Yani o da kazansın, ben de kazanayım helalinden. Ekmeğimizi bölüşelim, gel kardeşim yani. Arabamı bak mesela garajda saklamıyorum yani, tozlar içinde bırakmıyorum. Ben bu arabayla her gün geziyorum, iki günde. O kar, kış, kıyamet vardı biliyorsunuz geçen sene. Yerlerde 1 metre, 1,5 metre kar varken bile ben 2 günde bir arabamın başına geldim, içine oturdum. Arabayı çalıştırdım bir yarım saat, 20 dakika. O karda, kışta, yağmurda evimle otoparkımın arası yakın, evime yürüdüm. Yani hiçbir zaman terk etmedim ben onu. Allah'a şükürler olsun, o da beni yolda bırakmadı. Ben bununla Ankara, Kızılay'a gittim, Zonguldak'a gittim, Kastamonu'ya gittim, Tekirdağ'a gittim. Hani çok yol yaptım. Bir güne bir gün bana demedi yani, yok. En kötü verdiği senaryoyu söyleyeyim, lastiğim patladı, odur yani. O da bunun suçu değildi. Arabamızı seviyoruz, insanları seviyoruz. Arabamı sevmeye devam edeceğim, insanları da sevmeye devam edeceğim. Şimdi bu gördüğünüz araç da 1990 model Panzer dediğimiz araç. Daha önce çektiğimiz mavi olan çift cam, bendeki kırmızı çift cam, bu da Panzer. Camı düz bir şekilde oluyor. Şimdi buna da diyeceksiniz, bu araba toplanmaz veya nasıl toplayacaksın diye. Allah nasip ederse bunu da boncuk gibi yapıp toplayacağız. En son finalde görmenizi istiyorum. Yani nasıl bir şey olduğunu, nereden nereye geldiğini finalde göreceksiniz. Yaklaşık bunun da 2 aylık, 3 aylık bir serüveni var. Toplayacağız Allah nasip ederse. İsmimize, cismimize yakışır bir şekilde bunu da piyasaya çıkartacağız. Şimdi bizim otoparktan çıktığımız zaman tedavi yollarımız var. Yani daha doğrusu benim tedavi yolum var. Ben sokak aralarında, caddelerde pek gezmem. Otoparktan çıkarım, İstanbul'u bilen arkadaşlarımız bilir. Florya Kavşağı'ndan dönüp sahil yolundan, Yedikule'nin oradan bir git gel yaparım. Aşağı yukarı 1,5 saatimi alır yavaş yavaş. Müziği de açarım böyle. Tıstak tıstak. Cengiz, Müslüm, Arif, Bergem. Yani artık duygusal kimi istiyorsam teyip de o çalar o zaman. Bir gün gidiyorum Ataköy sapağının oraya geldim. Ya aynadan bir baktım arkamda çakarlar ama böyle bir tane değil 5 tane değildi. Her yer kırmızı mavi, kırmızı mavi yani. Dedim ne geliyor acaba? Ondan sonra konvoy olduğunu anladım yani. Birkaç tane motor yanımdan çuv 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 böyle şeyler geçti yani. Ondan sonra siyah siyah arabalar, birisi benim önüme aldı. Sağ şerit, bütün şeritler kapatmışlar. Benden başka da araba yok. Hani demek ki ben o kestikleri sapaklardan kesmeden önce geçtim. Durdurdular. Yani yolda bir ben varım ha. Ondan sonra konvoyun içinde gidiyorum onlarla beraber. O önde giden motorlar yavaşladı. Ondan sonra böyle yanıma, hiç unutmuyorum, bir VIP bir araba, arkasında Mercedes lüks bir araba çakarlı. Böyle bana baka baka yanımdan ta ki Bakırköy Zeytinburnu girişine, yani Zeytinburnu sapağına kadar benle geldiler. Arabayı mı incelediler, ne geziyor bu burada mı dediler artık bilemem. Onlar kendisi daha iyi bilir, onlar da izliyorsa bu videoyu. Ve en son Yedikule'ye gidiyorum, artık konvoy geçti gitti, arkamda bir tane motor, motorlu polis yani. Sürekli sirene basıyor. O siren sesini siz biliyorsunuz işte. Yani dıt 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 böyle kaba bir şeyle. Aynadan bakıyorum. Yani hareket de etmiyor. Yani bana dur mu diyor, git mi diyor, ben anlayamadım yani. En sonunda dedim durayım bari yani. Sağa çektim arabayı, bu da durdu. Motordan indi. Ben indim. Arabadan inerim ben zaten, o da motorundan inip yanıma geldi. Dedim ki abi bana dur mu diyorsun, git mi diyorsun dedim. Anlayamadım yani, onun için durdum. Ya dur diyorum sana dedi ya. Dur da dedi, şu arabayı bir inceleyeyim dedi bana. Yemin ediyorum bak aynen böyle. Ondan sonra arabanın içine baktı böyle, vay be yaptı. Kaç model bu dedi. Dedim 77 model. Lan iyi yapmışsın dedi. Aynen böyle dedi. Lan dedi iyi yapmışsın ha dedi. Bana da dedi bir tane bunun karavanını yapalım dedi. Yapalım dedim. Numaralarımızı aldık birbirimize. Daha sonraki görüşmelerimizde kendisiyle telefonda görüştüm. Karavandan vazgeçirdim onu. Yani zaten bu araçtan karavan olmaz. Yani Türkiye'de 7 tane, 10 tane, maksimum 10 tane var yani. Şimdi 10 tane olan bir arabanın bir tanesini karavan yapar mısın? Akla mantığa aykırı yani. Ondan sonra onu ikna ettim. Bir tane M2000 aldım ona. O ben dedi biraz sade bineceğim dedi. Sadece boya istiyorum. İyi dedim, tamam öyle yapalım. Şu anda biniyor mesela. O da geziyor. Onu da bu yola soktuk diyelim. Araba sevgisi meslek tanımaz, yaş tanımaz, cinsiyet tanımaz. Ben birçok bayan biliyorum yani.
Şimdi bu araç da gördüğünüz gibi M2010. Şu anda İstanbul piyasasında hala resmi olarak hatta çalışan bir araba. Bunu da biz aldık, komple boya yapılacak. Önce motor yürür, elektrik işlerini bitiriyoruz. Daha sonra kaporta, boya, iç döşeme, müzik sistemi ve son olarak aksesuarlar deyip bunu da Allah'ın izniyle 3 ay içinde, yani bu yaz bitmeden bunu da piyasaya çıkartıyoruz. Kendisi burada, dedesi orada. Başka da bir şey demiyorum. Bizim çoğu zaman yolda giderken müzik sistemimiz açık oluyor. Ben kornaları duymuyorum. Çok insan kornaya basıyor. Hatta akşam bana mesaj atıyor Instagram'dan, TikTok'tan, oradan buradan. Diyor ki abi diyor, kornaya bastık, karşılık vermedin. Hani bilmiyor ki müzik sistemi açık, ben duymuyorum. Anca bana selektör çakacak veya elini kolunu dışarı çıkaracak, ben öyle fark ediyorum. Dördüncü kez ben bu arabanın kornalarını tamir ettirdim elektrikçiye. Kornaya basmaktan. Zaten bir de tünellerde girişimiz var. Allah tünel bizi görmesin, biz tüneli görmeyelim. Yani baştan bir böyle manuel olarak bir sektirme yapıyorum. Ondan sonra sürekli basınca zaten biliyorsun dalalalalalalala gidiyor yani. Tünel görünce dayanamam. Yani bu Arap kornası olanların hepsi de öyledir. Tünellerde hastalıktır, biz basarız. Şimdi bu aracın en çok sorulan soruyu söyleyeyim. Kardeşlerimiz mesaj atmasın bununla alakalı. Burada anlatayım. Şimdi bu aracın neden önü havada arkası basık diyorlar. Şöyle anlatayım bunu da. Bu arabalar eskiden hidrolik direksiyon değildi. Kara direksiyondu yani böyle. Hatta parmak kıran derler bunlara. Adam çevirirken parmakları kırılırmış bunların yani. O kadar. Bunun da yaşanmış örnekleri tanıdıklarım var. Kara direksiyon değildi böyle. İki elle zor çevirirsin. Düşün, bu hatlı minibüste çalışıyor. İçinde 25-30 tane yolcu var. Hatta bir abimiz beni çevirdi. Ben buna demişti. Beni yolda çevirdi ha, trafikte. Ben dedi eski minibüsçüyüm dedi. Buna dedi 41 kişi koyduğuma inanır mısın dedi. Polis teker teker saydı, bana ceza yazdı dedi. Sene 86 mı 87 mi neymiş. Hadi ya falan yapmış, şaşırdık yani. Velhasıl kelam 30-40 kişi bu arabaya biniyor. Ne oluyor? Daha bir ağırlık, süspansiyonu ağırlık bindiği için. Yani tek elle zor çevirdiğin direksiyonu iki elle bu sefer çevirmeye çalıştın. O zaman yol yok, bir şey yok. Anladım, şimdi asfaltlar da değil. O zamanki minibüsçü şoför abilerimiz, hani akıllı abilerimiz ne yapmış? Kafayı havaya kaldırıyorlar. Bütün yük arkaya bindiği için doğal olarak ön süspansiyon hafifliyor. Direksiyonun döndürmesi daha kolay oluyor değil mi otomatikman? Mantıken düşündüğün zaman bu böyledir yani. Ben de aracı o anıları yaşamak için, şimdi bu arabada yük olmadığı için arkasını yük varmış gibi bastım. Kafasını da kaldırdım. O tarihteki anıları, bunu en çok kim anlar? O minibüsçi abilerimiz anlar. O eskiden bu araçlara karşı şeritte başka minibüs bekleyen, bunları gören abilerimiz anlar. Kafalar böyle arkada, ayakta yolcular kapılardan sarkmışlar. Biz o anıları yaşatmak için bu şekilde yaptık. Ha, şu anda araba hidrolik direksiyon, havalı fren. Bu anlattığım mevzuya ihtiyaç yok. İhtiyaçtan değil, sadece anılar. Yani hissiyat, o dönemi yaşamak için yaptığım bir şeydir yani. Ben şimdi bu arabayı aldığımda, bu arabada hiçbir şey yoktu. Yani üstündeki sadece direksiyonu vardı. Arabanın içinde olan tek şey bu kül tablosu. Bunun da bir anısı var, anlatayım. Sevgili Alican diye bir kardeşimiz var. Bu arabanın daha önceki sahibi, kaç önceki sahibi. Alican'dan sonra 2 veya 3 kez daha el değiştiriyor. O da arabacı bir kardeşimizdir. Kendisiyle daha sonra tanıştım. Kıymetli bir kardeşimiz. Kendisiyle tanıştım. Hoş sohbet, muhabbet bana bu kül tablonun anısını anlattı. Abi dedi, bu kül tablosu hala burada duruyor mu dedi. Dedim duruyor. Ne özelliği var bunun? Bunlar bir gece pavyona gidiyorlar. Tamam mı? İçmeye. 8-10 tane adam. İçmeye gidiyorlar. En son tabii kafalar 1 milyon. Güzel oluyor. Pavyondan kül tablosunu çalıyorlar. Ya Alican, seni de rezil ediyormuş gibi oluyoruz ama aklına öyle bir şey gelmesin kardeşim. Tamamen samimiyetten anlatıyorum yani. Bu kül tablosunu Indira Gandhi yapıyorlar. Tamam mı? Bu kül tablosunun öyle bir anısı vardır. O Alican kardeşimden bana hatıradır, anıdır. Biraz da zaten 90'ların, 2000'lerin başlarının kül tablosu tarzındadır yani. O zaman çok meşhurdu bunlar. Bu kül tablosunun anısı o şekildedir. Saklarım. Ondan bana hatıra. Öyle de komik bir anısı var. Bana anlatırken ben yerlere yıkıldım yani. Öyle gülerek, kahkahayla anlatıyor ki abi diyor, kafamız diyor o kadar güzel olmuş ki diyor. Kül tabloyu diyor, aldık diyor, çok güzeldi. Bana dedi ki istesek vermeyecekler dedi. Bak ilk önce öyle düşündük dedi. Ha, onu da söyleyeyim yani. İstesek vermeyeceklerini bildiğimiz için dedi, biz de dedi Indira Gandhi yaptık dedi. O kadar hesap ödedik zaten dedi. Öyle bir hikayesi var. Bunu da o kardeşimden hatıra saklıyorum. Şimdi baktığınız zaman bir yanda araba vardır, bir yanda karakter vardır. Ben karakter olarak şu an arabanın önüne geçtiğimi düşünüyorum. Takipçiler demeyeyim de yani kardeşlerim, abilerim, onlardan da anladığım, beğenilerinden, isteklerinden anladığım karakterim arabanın önüne geçmiş. Yani doğru yolda ilerlediğime bir kere daha emin oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Hani derler ya, krala sormuşlar kaç tane dostum var diye. Kral şöyle bir düşünmüş. Tahttan indiğim zaman belli olur demiş. Bakmış. Bizimki de o hesap. Konuşursun, sözüne dikkat et derler.
Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Üstüne yatarlar, halı gibisin derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. İş yapayım dersin, bırak hamsın derler. Orta halli yaşarsın, molatonsun derler. Adamla toka edersin, elin çalı gibi derler. Gülersin, ne gülüyor bu deli gibi derler. Adam var ya, kafayı yemiş derler. Ağlarsın, bunalın derler. Konuşursun, artık yettin derler. Susarsın, dilini mi yuttun derler. Taş koyun temele derler. Çalışırsın, amele derler. Artık yesen, leşçi derler. Yatarsın, beleşçi derler. Kısaca derler de derler. İnsanı canından ederler. Buradan Ahmet Güldağ bu şiirin sahibine, Allah rahmet eylesin, çok selamlarımı söylüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bugün seni epey yordum, hakkında helal. Helal hoş olsun. Rica ederim. Aslında ben çok memnun oldum. Çünkü sizler sayesinde birçok kardeşimle hasret gideriyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Herkesi çok seviyorum. Buradan hepsine çok selamlarımı iletiyorum. Hem sana hem bana da böyle güzel bir anı bıraktığın için evet. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Tekrar diyorum hepinizi seviyorum. Allah kendinize Allah iyi bakın. Güzel keyifli bir video oldu. Güzel bir sohbet videosu oldu. Bu videolarımızın devamını gelmesini istiyorsan yapmanızı gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Bir beğenip bir de yorum olarak belirtirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayenizde oluyorsa. Allah nasip ederse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir sevgili.